Hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşler, kız kardeşler. Rabbin ruhu üstümüzde olsun, anlayışımızı açsın. Dağdaki vaz üstüne sohbetlerimizi devam ettiriyoruz. 38. ayete geldik. 5. bölüm 38. ayet. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Geldik İsa Mesih'in en zor anlaşılan sözlerine. Yok, kelime olarak, cümle olarak kolay anlıyoruz. Ama kolay hazmedilebilecek sözler etmiyor burada. Şimdi göze göz, dişe diş dendiğini işittiniz. Musa'ya verilen Tanrı yasasında insanlar arasındaki ilişkileri belirlerken Adalet ilkesi ön plandaydı. Adalet nedir? Terazidir. Sembolü de öyledir. Terazidir. Adaletin sembolü, gözü bağlı bir kadın. Elinde bir kılıç var, bir elinde de terazi var. Yani insanlar bir hata yapmışlarsa, onun karşılığında bir ceza vardır ve o ceza verilmesi gerekir. Birinin gözünü mü çıkarttın? Senin de gözünün çıkarılması gerekir. Birini sakat mı bıraktın? Senin de sakat bırakılman gerekir. Birisinin 10 lirasını mı çaldın? Sen de o 10 lirayı geri ödemen gerekir. Ee, öldürdün mü? Senin de öldürülmen gerekir. Şimdi burada çıplak adalet Tanrı yasasıyla Musa'nın şeriatında insanlara veriliyordu ve doğru bu. Adaletin bu kıstas ilkesi doğru bir ilke. Bunda bir şüphe yok. Akıl, mantık, vicdan bunu söylüyor bize. Ancak insan hayatı ve insan hayatının çok karmaşık olması e, Tanrının bu yasasını kesin e, keskinliğiyle, bütün şiddetiyle uygulamamıza engel oluyor. Çünkü dedik ya adalet terazi ise sadece o suçu koyamazsınız bir tarafa. Aynı zamanda onun nedenlerini, sonuçlarını, başkalarının katkısını, toplumun katkısını hepsini beraber değerlendirmeniz gerekir. Biz İsa'nın hayatında bunun en güzel örneklerinden birini görüyoruz. İsa'yı tuzağa düşürmek istiyordu bazı din adamları ve Musa'nın yasasında diyordu, zina etmeyeceksin, zina edenler taşlanarak öldürülecekler. Niye? Çünkü zina toplumu, aileyi bozuyor ve aile bozulursa toplum bozulur. Dolayısıyla bir şekilde o sert duruşa sahipti. Ama e, Yahudiler bunu çok uygulamıyorlardı. Çünkü zinada, zina üstünde yakalamak çok kolay değildi. Yani bir kadınla bir erkeği aynı odada yakalamanız, zina yaptıklarının kanıtı değildi. Tam iş üstünde yakalamanız lazım. Şimdi böyle bir, durumu gerçekleştirdiler. Zinada bir kadını yakaladılar. Yüzde yüz eminler. İsa'nın önüne attılar. Ve dediler ki, bunu zina ederken yakaladık. Musa da diyor ki, taşlanarak öldürülmesi lazım. Sen ne dersin? Şimdi dese ki, zavallı kadını bırakın. Bu sefer İsa'ya zaten sen Musa'nın yasasını hor görüyorsun, yeni yasalar çıkartıyorsun kendi aklından deyip taşlayacaklardı. Eğer deseydi ki taşlayın, o zaman da diyeceklerdi ki, hani nerede senin merhamet öğretilerin, sevgi öğretmenisin, bağışlayansın? Bir şekilde bir tuzak soruydu ve bir insanın hayatıyla oynadıkları bir oyundu. İsa bakmıyordu bile yüzlerine yere bir yazı yazıyordu. Kuma yazıyordu, siliyordu, yazıyordu, siliyordu. Kutsal kitap yorumcuları düşünmüşler. Niçin İsa yüzlerine bakmıyor? Niçin o yazıyı yazıyor, siliyor? Kimisi demiş ki, bu insanların gözlerine bakamıyordu. Onların gözlerindeki o merhametsizliği, acımasızlığı, bir insanı bu kadar kolaylıkla yok etmeyi, bu kadar iki yüzlülüğe bakamıyordu. Gerçekten iki yüzlülük vardı ortada. Çünkü zina dediğiniz şey tek kişiyle işleyemez. Kadın tek başına işleyemez. Eğer yüzde yüz eminseniz bir de erkek vardı orada. Erkek nerede? Erkek yok çünkü erkek çok değerli. Öldürülemez erkek. Ve taşlayanlar da erkek olduğu için anlıyorlar erkeğin cinsel hayatını. Çünkü aslında hepsinin yüreğinde benzer duygular var. Ama e, erkeği serbest bırakmışlar. Şimdi o suçun tek bedelini kadın ödeyecek. E, bazıları da yorumcular da diyor ki İsa günah yazıyordu kumun üstüne. Sonra eliyle siliyordu. Sonra tekrar günah yazıyordu ve siliyordu. Bir şekilde onlara demek istiyordu ki günah Tanrı'nın gözünde affedilmesi o kadar zor bir şey değil. Size de biraz Tanrı'nın gözünden yaklaşmaya ve Tanrı yasalarını ona göre değerlendirmeye bakın. Bazı yorumcu da diyordu ki İsa başlıyordu, Musa'nın yasasında on emirleri yazmaya. Ve insanlar geldiklerinde okuyorlardı. Ve ondan sonra dediler ki, hadi dediler bir şey söyle, ne yere yazı, yazıp duruyorsun? Kararın nedir? İsa başını kaldırdı ve dedi ki, yasa, onu diyorsa yasa haklıdır. Ama aynı yasa diyor ki, günahın ücreti, günahın cezası ölümdür. Şu ya da bu günahın değil. Her günahın, en ufak günahın bile. Meyve, yemek, yasak meyveyi yemek insanı ebedi hayatından etti. Günah günahtır. Senin gözünde, benim gözümde büyük küçük olabilir ama Tanrı'nın gözünde aynı etkiyi yaratır hep. Elektrik kablosunun bir makasla kestiğinizde de aynı etkiyi yapar. Ondan 10 on metre koparttığınızda da aynı etki yapar. Elektrik akımı kesilir. Günah bizi Tanrı'dan koparır. Büyük ya da küçük. Elbette ki onun büyüklüğü, küçüklüğü önemlidir. Ama Tanrı'yla ilişkisinde hepsi aynı işi yapar. Ve Musa'nın yasası diyor ki, günahın ücreti ölümdür ve her insan günah işlemiştir. Günahsız hiç kimse yoktur. Onun için İsa dedi, taşı atın, yasayı yerine getirin ama ilk taşı içinizden hiç günah işlememiş olan atsın. Birdenbire durdular. Çünkü en iyi bildikleri şeydi günahkarlık bilinci. Ee, bir dindarda en baskın olan duygudur o günahkarlık bilinci ve bazen de çok ağır basar, hastalıklı durumda hatta hayattan zevk almamaya başlar dindar kişi. Attığı adım günah, şunu yapma günah, bunu yapma günah. O bilince sahiptiler bu insanlar ve kendi günahkarlıklarını biliyorlardı. Ve birdenbire insan ne demek istediğini anladılar. İsa diyordu ki günahları yarıştıralım mı şimdi? Bu kadın zinayla kırmış Tanrı'nın yasasını ama siz de yalan söyleyerek kırmışsınız. Bir başkası belki çalarak kırmış, bir başkası terazide eğrilik yaparak kırmış, bir başkası komşusunun komşusuna yanak yalan tanık ederek kırmış, bir başkası ibadetini eksik yapmış. Sürüsüyle konularda herkesin bir günahı var ve şimdi günahsız olan kişi bu yasayı yerine getirsin. Bu ölüm yasasını öldürsün. Ve birinciden başlayarak hepsi ellerindeki taşları bırakıyorlar ve uzaklaşıyorlar. Kadın ve İsa kalıyor. Kadın İsa başını kaldırıyor. Kadın diyor, Kimse kalmadı mı? Yok diyor. Senden başka kimse yok. Orada İsa'nın kadını taşlamaya hakkı vardı. Çünkü günahsızdı. Ama dedi ki ben de seni yargılamıyorum. Git ama bir daha günah işleme. Yani İsa demiyor ki yanlış yapmadın sen, yaptığın doğrudur, git istediğin kadar zina işte. Hayır, Yaptığın kötü, yaptığın günah, yaptığın yanlış ve bir daha yapma bunu. Her zaman beni bulamayabilirsin. Seni kurtaracak. O zaman bir şekilde İsa'nın sözlerini biz bu şekilde anlamalıyız. Göze göz, dişe diş denildiğini duydunuz ve adaletin en saf ifadesidir bu. Adalet her yerde bunun peşine koşar. Ama e, o adalet pek çok şeyi gözetmesi lazım. Yani sadece suçu ele alamazsınız, o suçu oluşturan nedenler vardır. Onun için her doktor bilir ki her hastalık özeldir, genel isimler verseniz de. Ve her hukukçu da bilir her suç özeldir, her dava özeldir onu genel kanunlar içine koysanız da ve hakimler de ona göre karar vermek durumundadır. Yasalara bakarlar doğru ama orada insan olmanın inisiyatifini de kullanır hakim. Şimdi biraz yakından bakalım. Ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağına bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup intanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Ne diyor İsa bize? Paspas olun. Başkalarının ayağı altında paspas olun. Siz çiğnesinler ve geçsinler. Ağzındaki ağzınızdaki lokmayı elinizden alsınlar. Giysilerinizi çalsınlar ve siz hiçbir şey yapmayın. Şimdi İsa'yı anlayabilmek için elbette ki İsa olmak gerek. Ee, onun nereden baktığını görebilmek gerek. Çünkü hepimiz kendi gözlerimizle bakarız dünyaya. İsa şu gözlerle bakıyordu dünyaya. Biz kendimizi zorlasak da o gözlerle bakamıyoruz. Şu gözle bakıyordu. Bir dilenci düşünün. Evinden çıkıyor ve başka dilenciler evine giriyorlar. Soyuyorlar, soyup soğana çeviriyorlar. Ve sonra bu dilenci geliyor, ve soyulduğunu biliyor, görüyor. Sonra da haber alıyor ki kimler soydu kendisini. Şimdi bu dilencinin yapacağı en doğal şey bıçağı alıp gidip o paçavralarını geri almaktır. Çünkü kendisi için çok değerlidir o. Diyelim ki bu dilenci çıktı evinden ve büyük bir hazine buldu kendisine. Ve fark ediyor ki artık kendisi bir milyoner o hazineyle. Ve sonra geri geldiğinde bakıyor ki yine hırsızlık yapılmış, yine soymuşlar evini. Şimdi bıçağı kapıp kendisinden o çalanların peşine düşer mi? Tam tersine girer evine, geride kalmış olan birkaç şeyi de alır, <laughs> der ki gelin. <laughs> Onun için bir mistik der ki, e, ballar balını buldum, varsın kovanım yağmalansın. Şimdi İsa bize diyor ki, özellikle kendisini dinleyen öğrencilerine, ben size bir hazineden söz ediyorum. Sizi sadece bu dünyada değil, ebediyen zenginleştirecek bir hazineden. Tanrı'ya, Tanrı'nın krallığına sahip olmaktan. Öyle ki ona sahip olduğunuzda artık ne bu bedenin, ne malınızın, mülkünüzün sizin gözünüzde bir değeri kalmaz. Bir bu duyguyu en güzel Pavlus'ta görüyoruz. Pavlus bir keresinde bir rüyet görür, öteki dünyayı görür. Ruhu yükselir, ve kendisi der ki ruh hem bedenlen mi bilmiyorum ama öyle şeyler gördüm ki hiçbir göz onu görmemiştir hiçbir kulak işitmemiştir tanrının kendisini sevenler için hazırladıkları o güzellikleri gördüm ve ondan sonra demeye başlıyor Diyor ki bu dünya bu dünyanın bütün serveti gözümde çöp gibi çöplük gibi ölmeyi ve Mesih'le beraber olmayı arzuluyorum. Çünkü yaşamak bana Mesih'tir, ölmekse kazanç. Ve gerçekten de haksız bir şekilde Nero'nun kılıcı altında 64 yılında kafası vurularak Mesih için öldü, şehit oldu. Şimdi bütün mesele şu, biz ne kadar zenginiz? biz İsa'nın o baktığı bakış açısından bakabiliyor muyuz? Kendimizi o kadar zengin hissediyor muyuz? Yani bizden haksızlıkla alınan 3-5 kurşun ona gitsin diyebiliyor muyuz biz? Bir parayı kaybettiğimizde olsun bulan kişiyi mutlu etmiştir <laughs> diyebiliyor muyuz? Biz bize yapılmış olan bazı haksızlıkları özellikle dostlarımız tarafından bize yapılmış olan haksızlıkları sindirebiliyor muyuz Çünkü İsa bu sözlerini kendini dinlemeye gelmiş olan kişilere söyledi. Aynı kentten gelmişlerdi, aynı köyden gelmişlerdi. Aynı millettendiler, aynı dindendiler. Ama İsa biliyor ki onların aralarında dostlar var, düşmanlıklar var, çekişmeler var. Kardeşin kardeşe küçücük bir miras için ne kadar düşman olduğu hepimizin bilgisi dahilindedir. İsa da biliyordu bu şeyleri ve diyor ki bu şeyler içinde Tanrı adamının Allah'ı takip edecek olan kişinin en önemli duygusu Tanrı'yla olan ilişkisini kaybetmemek ve yüreğinin esenliğini korumaktır. Çünkü yürek esenlik içinde değilse hiçbir şey gerçekleşmez. Çöldür orası. Orada ot bitmez. Onun için hem yürek hem de insanlar arasında barış insan hayatının tadı tuzludur. Bakmayın biz. <laughs> Macera filmlerini çok severiz. Korku filmlerini çok severiz. Birisi patır patır insanları öldürür, aşağı indirir. Çok severiz onları. Niye severiz biliyor musunuz? Çünkü esenlik içindeyizdir biz. <laughs> Rahat koltuğumuzda oturmuşuzdur. Çekirdeğimiz de vardır. Sevdiğimiz de yanımızdadır. O seyrettiğimiz kötülüklerin bize dokunmayacağından emin olduğumuz için biz rahatsızdır. O seyrettiklerimizden yüzde biri bizim başımıza gelse ya da çevremizdeki birine rast gelse hayatımız kararır. Ama biz zevkle seyrediyoruz. Arabalar devriliyor, insanlar kazalarda ölüyor, intihar ediyorlar çekirdek çıtlatarak seyrediyoruz onları. Niye? Çünkü içimiz rahat bizim. Biz rahattayız. İsa da aslında benzer bir şeyi söylüyor bize. Diyor ki: "Tanrı'yla içiniz huzur dolu olsun." Eğer o huzur dolu olmanın bedeli birazcık ödün vermekse, verin o ödünü. Bir tokat sana bir şey yapmaz. Karşılık verme ona. Eğer barışı getireceksen. Sana küfrediyorsa birisi küfretme. Eğer kavgayı durduracaksa o. Eğer birisi seni zorluyorsa ve o senin hayatında büyük bir değişiklik yapmıyorsa yap onu. Çünkü elde edeceğin esenlik yüreğinde ve o insanla çok daha değerli kavgayla ya da hakkını arayarak isteyeceğin esenlikten çok daha değerli. Şimdi burada İsa'nın söylediklerine dikkat etmek lazım. İsa büyük şeylerden söz etmiyor. Ne diyor? Bir yanağına tokat atana ötekini çevir ki bu İsa'nın İsa kendi sözü değil. Bu bir halk deyimi. Yani bir yanağına vurduğunda ötekini çevirmek, nasıl diyeyim, bir ata sözü gibi ve metaforik olarak kullanılıyor ve bugün de biz aynı anlamda kullanıyor. Öteki yüzünü çevir. Bu illa ve illa maddi bir tokatı anlamamız gerekmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü İsa kendisi yargılandığında orada hizmetçi kendisine bir tokat attı. Bir söz söyledi İsa. Hizmetçi tokat attı dedi. Başka yine böyle mi cevap veriyorsun? İsa dedi ki ne dedim ki? Yanlış dedimse yanlış söylediğimi söyle. Ama doğru söyledimse ya da yanlış bir şey niye vuruyorsun? Yani İsa tokat karşısı, karşılığında kendi hakkını arıyor, susmuyor. Konuşuyor. Ha konuşması bir işe yarıyor mu? Yaramıyor o ayrı mesele. Ama İsa'nın burada söylediği aşağıdan al, alttan al, kavgayı büyütme anlamında gelmeli. Sonra ne diyor? Ee, size karşı davacı olup mintanını almak isteyene paltonu da bırak. Öteki seninle bir kilometre yürümeyi zorlayanla iki kilometre yürü. Bütün bunları yapmak bir insan hiçbir zarar vermez. Yani paltonu bırakmakla sen servetini kaybetmezsin. Ha senden bir evini isteyene yazlığını da verdese soruna elbette orada. Niye versin? Niye vereceğiz? Elbette ki bir de İsa düzenli bir toplumda konuşuyor. Yani o toplumda yasalar var, hukuk var, mahkemeler var, hakimler var. İnsanların hak ayı arayabilecekleri sistemler var. İsa bunları yapma demiyor. Hukuksal süreçleri işletmeyin demiyor. Tam tersine daha önceden ne diyor? Hasmınla yolda giderken onunla barış ki o seni mahkemeye vermesin, hakime vermesin. Hakim seni gardiyana vermesin, hapse atılmayasın, son meteli ödeyene kadar çıkamazsın oradan. Yani İsa zaten biliyor ki bir hukuk sistemi var ve insanlar orada haklarını arayabilir. Bu söylediği şeyler İsa'nın basit insan ilişkileri açısında barış sever ol, kavgacı olma, yangına benzinle gitme demenin başka bir şekli. Paspas olun, Herkes sizi çiğnesin, ağzınızdan lokmanızı alsın ve siz hakkınızı hiçbir yerde aramayın demiyor. Şimdi İsa'yı anlayabilmek için aynı zamanda İsa'nın insanlar için öngördüğü mükemmellik derecesini de bilmemiz lazım. Şu anda biz o kültürde yaşamıyoruz maalesef. Yani e, gördüğümüz her şeyden etkileniyoruz. Her söz bir tarafımızı alıp götürüyor. Bizim çabuk sinirlenmeye hazırız, öfkelenmeye hazırız. Herkes ateş küpü. Ama ruhsal disiplinler vardı eskiden. Yollar vardı. İnsanlar bütün hayatlarını adadıkları, mükemmel olmak istedikleri ee, yaşama biçimleri vardı. Ve orada insanlar benliklerini, nefislerini eğitip onu yok etmeye çalışırlardı. Bu onlar için bir başarıydı. Nefsin arzularını dinlememek mükemmelliğin ölçüsü buydu. Bir manastırda öğrenci baş rahibe geliyor ve diyor ki mükemmel olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ya da çalışıyorum, senelerdir de buradayım, bu manastırdayım. Ne zaman anlayacağım mükemmel olduğumu? Mükemmelleşmeye çalışıyoruz. O da diyor ki evladım diyor, manastırın dışında mezarlığı biliyorsun. Git orada bütün oradaki gömülmüş olanlara küfret, hakaret et. Yok diyor nasıl yaparım diyor ağzından yanlış bir şey. Sana emretmedim mi git? Onlara kötü laf et. Bildiğin kötü lafları et, hakaret et. Aşağıla onları. Neyse adam gidiyor, itaat ediyor, geri geliyor. Diyor ki, sana itiraz ettiler mi? Yok diyor, ölüldüler. Nasıl itiraz edecekler? Yani hiçbirisi çıkıp yakana yapışmadı. Hortlak olup gelmediler. Yok diyor, bir şey yapmadılar. Şimdi git onlara en güzel sözlerinde öf onları, yücelt onları, takdir et onları. Gidiyor, geri geliyor, seni alkışladılar mı? Diyor, yok bir şey yapmadılar. Teşekkür ettiler mi? Yok. E sevinmediler mi sen öyle güzel lafları ettiğinde? Herkes sevinir. Yok. Ha işte diyor, sen övgüye ve yergiye, o mezardaki ölüler gibi kayıtsız olabilene kadar mükemmelleştiğini zannetme. Şimdi bu öyle bir standart ki bizim anlamamız pek o kadar kolay değil. Böyle bir şeyi biz istemeyiz bile. Ama İsa öğrencilerine ve kendisini takip etmek isteyenlere böyle bir yol açtı. Dedi ki beni takip etmek istiyorsanız her gün kendinizi inkar edeceksiniz. Haçını alıp her gün benim ardımca gelmeyen benim takipçim olamaz. Kendinizi kandırırsınız. Onun için sevgili kardeşlerim, bizim İsa'nın bu sözlerini anlayabilmemiz için e, onun gibi olmamız gerekiyor. Onun gözleriyle bakmamız gerekiyor. E, elbette bu kolay değil. Biz haklılık duygusuna sahip yaratıklarız. Haklı olduğumuzu öğrendiğimizde eğer o haklılığımız hemen bize teslim edilmezse bizi öfke sarar. Öfke nefrete dönüşür. Onun için biz her şeyi yaparız. Shakespeare'in dediği gibi diyor haksızlık öyle bir dikendir ki mezarda bile rahat bırakmaz insanı. Onun için bu hortlak hikayeleri, hayalet hikayeleri, filmlerini biz hep görürüz. Haksız bir şekilde ölmüş olan kişi geri gelir ve adaleti sağlar. İsa diyor ki dur dur diyor. Tanrı sana o adaletle yaklaşmıyor. Tanrı sana o adaletle yaklaşsa en küçük günahının bile bedeli ölümdür. Ama Tanrı sana merhametle yaklaşıyor. Tanrı'dan bunu gördüğünde sen de hem cinslerine karşı adalet duygusunu bir tarafa koyacaksın birazcık. Merhametle yaklaşacaksın. Ve merhametle yaklaştığında o zaman Tanrı'nın gülümseyen yüzünü göreceksin kalbinde. Tanrı sana gülümseyecek. Kendi nefsini sevgi için açtığında o zaman güzel bir şeyler çiçek açacak içinde. İlahi bir şey oluşmaya başlayacak. Tanrı'ya benzeyeceksin. Adaletle değil, merhametle yaklaşan bir insan olacaksın ve o zaman Tanrı seni bağışlayacak. Çünkü göklerdeki babamız duasında diyoruz. Bizim suçlarımızı, günahlarımızı bize bağışla. Çünkü biz de başkalarının suçlarını ve günahlarını bize karşı yaptıkları hataları bağışlıyoruz. Rab hepimize bu engin yüreği versin. Bu kavgaları bitirme, aşağıdan alma, birazcık acı çekme, birazcık fedakarlık yapma ve onun karşılığında çevremizde bir barış elçisi olma gücünü versin bize. Cesaret budur. Cesaret yumruğunu kullanmak başkasının kafasını ezmek değildir. Onu yapabilecekken yapmamaktır. Barış olsun diye, esenlik olsun diye. Esenlik olsun kardeşler.